Oyuna erken oyuna Robin'in yaptığı etkiler çünkü koridorlarının durumundan bağımsız koridorlara kazandırabilecek nitelikte oluyor. Brokoli hem kendisi için bu ortamı bulamıyor çok fazla hem de Brokoli bu tip bir oyuncu değil çok fazla. Çok baskın atan bir ormancı değil. Evet, bu arada bir sezon 3 şampiyon seçim müziği girer gibi oldu. Demacia'ya döndük sonra. Enteresan nostaljik hissiyatı. Gelecek sezon ayarlarında sezon 6 müziğiyle draft yapalım. Bu konu bu. Seçim yasaklama. Ekranında Talia ve Lilia iki öne çıkan ormancı ki bir tanesi Robin'in zaten çok sevdiği yasaklandı. Bu arada bunların dışında yani bir de efektif olarak kullandıkları Udyr var. Başka yok. Mesela bu da ilginç bir durum. Olaf gibi aslında belki de onların çok verimli kullanabileceği bir şampiyon. Robin'in hiç alışkanlığı olmamasından dolayı kullanılmayan Skarner var. Onun Skarner'ı var tabii. Bu tip durumlarda yöneldiği. Bakalım Udyr burada yasaklanacak mı Beşiktaş tarafından? Bu sezon henüz yönelmedi bu arada Skarner'a. Bu sezon genelde o duruma itildi. Kindred'a ve Karthus'a yöneldi. Karthus faciaydı Kindred zaten. Da, hatırlamak bile istemiyorum. Kindred daha feciydi ya. Evet, Kindred daha kötüydü bu arada. Skarner şu an gidebileceği noktada yasaklama çekmişti daha öncesinde. Şu an yasaklanmadı. Burada Udyr Fibro'nun tabii böyle durumlarda oyunu birazcık Brokoli'ye taşıtmak istedikleri için Graves'e yöneldiğini görüyoruz Fibro'nun. Ya da Hecarim'e yöneldi. Ve yine bir Skarner Graves izler miyiz? Ve üzerine bir tane daha almaması yok mu şeyin? Ya da hemen şey, anket açarız. Şey bugün Brokoli QSS alacak mı diye. O kadarını yapacağını düşünmüyor. Ama tabii Udyr kalacaksa eğer kendisine burada hiç düşünmeden yine... Altın efektifliği olarak QSS ne kadar kötü bir eşya? Gerideyken ne kadar hiç hasar vermediği için size. Yani onun hesabı doğru sayılmıyor. Yani doğru bir hesap değil aslında. QSS özelinde. Klasman olarak farklı bir eşya. Evet. Hı hı. Yani aktifini saymazsan ki altın değerini çok, merak ettim. Yani. Ne kadar facia olduğunu merak ettim. Aktifini saymazsan felaket. Aktifini saydığın zaman onun en eşyalarından biri haline geliyor. Ama durumsal. Evet, yine de Udyr tabi açıkken Fiverr'ın onu tercih etmediği sürece zaten Beşiktaş'ta 3'te 3 şu ana kadar Udyr'le rahatlıkla. Evet, 3'te 3. 3'te 3 ve Kaysa onda da 4 maçın 3'ünü kazanmayı başardılar. Şimdi Fiverr'ın burada bir tane ormancı seçecek ve belki de orta koridorunu tercih edebilirler. Kaysa'ya karşı iyi bir seçim olduğundan evet, bahsetmiştiniz evet. Ama yine bekle, de esnek tamam. Bir tercih olarak ormancı görüyoruz? Seçecekler burada Tristana'yı. Ne olur Tristan'ın orta koridora gitme ihtimali olsun. Lütfen. Nidalee, senin sevdiğin şampiyonlardan bir tanesi. Aralama ben Brokoli'nin Nidalee performansından çok etkilenmemiştim. Ben bir Türkiye'deki kimsenin Nidalee performansına etkilenmedim. Fakat yanında... Şeye kadar, Kakao'nunkine kadar. Yanında... Geçen sene bir etkilendik biraz. Yanında şöyle bir durum olursa nasıl olur? Bu sefer hep bir tane fiziksel hasar veren orta koridor Tristana gibi yanında da Nidalee. Ve sürekli koridorunu ittiren ve Nidalee'ye alan açan bir Tristana. Bir de karşı seçim Renekton. Ay ah değil mi? Tadından yenmiyor. Tadından yenmez yani. Bak T ile de daha değil. Yeni oynandı bu arada. Bizim esnek maç arasındayken Invictus FPX maçında Invictus oynadı. Renekton Nidalee içinden geçtiler maçın iki kişi. Yani hiçbir şey yapamadı rakip takım. FPX diyorum bu arada. Top eSports pardon düzelteyim. Orada Gragas geldi. O da hem desteğe esneyebilir. Evet, desteğe de esneyebilir. Son dönem AP Gragas'a yönelmeye başladı takımlar diye bir duyum aldım. Eşleşmeye bağlı ama. Yani eğer tank mesela Aatrox'a karşı tank Gragas'ın çok bir şansı olmuyor. Ama yetenek gücü Gragas birazcık daha farklı bir noktada. Ya mesela Tristana'nın karşısına gitmeye çalıştığınızda başınıza geleceği söyleyeyim ben size. Vücut darbesi atmaya çalışırken ultiyi bölüyorsunuz AP Gragas'la. Mantıklı. Öyle bir sıkıntı var. Bir tık yani minik evet. Bir problem var bu arada. Burada... Tristan'ın nereye gittiğini gördükten sonra o Gragas tercihi de biraz daha netleşecektir diye düşünüyorum. Bir şey diyordum. Aatrox yasaklaması gelebilir bir de Gragas eğer üst koridor olacaksa bu Gragas. Ben bu arada çift esnek opsiyonlarından birinin yasaklamalarını beklerdim. Yani Lucian mesela burada iyi bir aday olabilirdi ve yaptı onu Beşiktaş. İlkinden de beklerdim. Evet, bu arada eğer Zoe yasaklanıyorsa bu Tristan'a orta koridor değildir. Zaten biz de ne zaman Tristan'a oynadık. Belli olmaz bir sakin ol ya. Ben de abim iyiydim. Geçen maç yenilemeler yapıldı. Udyr'e karşı da güzel çünkü. R'ye basıp uzaklaştırıyorsun. W'ye basıp kendin uzaklaşıyorsun. Kayıtlayabiliyorsun. Aatrox'u kendileri yasakladılar. Onlar da bir Gragas'ın onlarda destek olacağını düşünüyorlar. Evet Gragas desteğe gitti. Renekton. Bak şimdi Tristan'ın üstüne giderse bak sıkıntı nasıl büyüyor gör Renekton için. Renekton çok zorlanıyor bu evet, arada. Evet inanılmaz zorlanıyor. İnanılmaz zorlanıyor. Bakalım buraya yönelecekler mi? Yo. Ona yönelmek çok büyük bir şey istiyor ya. Galiba Tristana'yı nişancı kullanacaklar ya. Yani en başta demiştiniz. Kaysa'ya karşı da iyi çalışan bir şampiyon Tristana ve öyle değerlendirecekler belli ki. Bizim beklediğimiz esneklik gelmedi burada. Halbuki Renekton'a karşı da çok iyi bir seçim. Tabii şimdi... Olsunlarla da döverler Renekton'u da.
mutlu bakalım. Hala bir opsiyonları var. Daha biraz evvel Pantheon demişken. Pantheon iyi durumda değil yani. Evet, maalesef. Bir fırt denediler zaten. Sonunda istedikleri verimi de alamadılar. Bakalım neye yönelecek Five'ın tarafı. Fiziksel sahibi orta koridorla Nidalee daha iyi çalışıyor. Ve bunu bir dürtme opsiyonuna mı çevirmek istiyorlar? Nidalee'ye bir tane 2v2 kuvveti vermek istediler. Bak bunu ilk kez oynuyor Five'ın. Evet. Ve geçen sene de aslında onların playoff'taki o acayip çıkışı yakalamasındaki en büyük sebeplerden biri Pantheon'dan bahsetmiştik ya. Haritayı şey. Acayip etkiledi. Evet, aynı şey. Aynı şeyi yapmaya çalışacaklar. Aynı şey. Evet, bu mevsim da ilk kez Twisted Fate oynadığını göreceğiz onun. Ve şeyi de ekleyeyim, iki büyücü olmalarına rağmen inanılmaz baskı kuruyorlar orta koridor şampiyonların üzerine. Çünkü çok kolay oluyor. Ya sarı kart ama tutmuş bir adama uzaktan mızrağı attığında zaten daha geçen yetenek gücü oranları arttırılmıştı. Muazzam bir hasar veriyor. Yeşil bariyer ama alana kadar. Yeşil bariyerden sonra o kadar büyük tehdit oluşturamıyorlar. Zaten haritanın başka taraflarına etki etmek mühim olan alt koridorda ittiren bir eşleşmeye sahip olacaklar Tristana Kaisa'ya karşı ilk 2-3 seviyenin arkasına. Onun haritanın üst tarafında ittiren bir eşleşmeye sahipler ve ellerinde Twisted Fate var. 6. seviyeden sonra yan koridorlarda ne kadar hareketli olacakları maçın gidişatını belirleyecek bence. Bu arada şunu da ekleyeyim. Gerçekten çok iyi takımlar, G2 gibi takımlar, o yeşil bariyeri aldırmanın da bir kendilerine fayda sağladığı bir pencere kullanıyor. Neden? Çünkü adam yeşil bariyeri aldığı için gecikiyor. Ana eşyası gecikiyor. Evet. Onun geciktiği dönemde de orta oyunda inanılmaz hızlandırıyorlar olayları. Siz daha eşyalarınızı bitiremeden bir anda TF ve Nidalee haritayı domine etmiş oluyorlar. Siz daha güçlü giriyorsunuz çünkü eşya avantajınız oluyor. Nasıl Skarner şeye zorluyorsa, civalı kuşağı zorluyorsa ve sizi biraz da olsa altın olarak geride tutuyorsa bunu da zorlayabiliyor. Bu ikili de onun yeşil bariyeri. Fiverr'ın o seviyede mi bilmiyorum. Şu ana kadar pek görüntüde görmedik ama böyle bir opsiyonları var. Bakın bu pencereyi kullanabilecekler mi? İlk Twisted Fate bu arada onlarda. Hangi draftta daha çok beğendiniz tek cümle? Sol. Bence de Fiverr'ın. Fiverr'ın yorumu geldi analistlerimizden. Sevgili sunucularımız bu konuda ne düşünüyor bakalım. Teşekkürler Dora. Günün ikinci karşılaşmasında sizlerle beraberiz. Sen hangisini daha çok beğendin seçim yasaklananlardan? Ben de katılıyorum. Fiverr'ın daha çok beğendim. Takımlarında bir rel var. Gragas'ın böyle mega bir rel kontrası falan olduğunu düşünmüyorum. Gragas da iyi bir destek ama o üst koridorda daha çok beğeniyorum Gragas'ı. Peki Fiverr takımların da şu ana kadar performanslarını göze aldığında Fiverr'ın burada kazanma şansı olur mu? Çünkü mevsim tabii finalleri ki yolunda onlar adına çok kritik bir karşılaşma. Sadece 4 galibiyetleri var. Ve en yakın rakibi olan Fenerbahçe ve Dark Passage'in, hatta Dark Passage ilk aldığı galibiyetle öne çıktı. 2 galibiyet gerisindeler. Ve fikstürün geri kalanında bir Aurora maçları var. Oraya belki bir artı yazabilirler ama Nasr'ı Esports ve Wildcats'le de 2 maçları var ki her iki takım da çok formda. Aynen öyle. Yani buradan itibaren işleri zor ama en azından bu maç için güzel bir kompozisyon kurdular. Yani hoş bir draft yaptılar. Tristana tercih ettiler Rel'in yanına. Kaisa'nın üzerine atladığı zaman verim alabilirler o Tristana'dan. Takım savaşlarında da yine kitle kontrolü takip edebilen bir şampiyon. Tristana bakalım neler yapacaklar göreceğiz. Bakalım günün ikinci karşılaşması başlıyor. Diğer tarafta ise tabii Beşiktaş var. Onlar bu mevsim iyi performanslar sergilediler ama son haftalarda alınan sonuçlar itibariyle de zirveden birazcık uzaklaşmış gözüküyorlar. Yani sanki birincilik ikincilik yarışı Supermassive ile Wildcats arasında gerçekleşecek gibi gözüküyor ama Beşiktaş'ın da Papara Supermassive'i ilk yenen takım olduğunu unutmamak lazım. İyi oynayan bir takım olduğunu unutmamak lazım. Özellikle benim şahsen bu mevsim genelde sahne ışıkları Robin üzerinde oluyor bu takım üzerinde. Robin'in bulunduğu her takımda bu böyle. Evet. Çünkü hem oyun tarzı itibariyle hem de yeteneği itibariyle bu çok doğal bir gelişim ama Juzu bence Beşiktaş'ın bu mevsimki gizli yıldızlarından bir tanesi. Ya özellikle Nar'ı Juzu kadar iyi işleten bir oyuncu yok bence ligde şu anda. Özellikle Nar, öfke kontrolü, doğru zamanlarda ışınlanlar. Tabii bu eşleşmenin diğer tarafına geçince de ona bir avantaj olarak dönebilir. Bir şampiyon ne kadar iyi biliyorsanız karşısında o kadar rahat oynarsınız. Evet. Yani Juzu bundan 1-1,5 sene önce, 1,5-2 desek daha doğru olur. Sahneye çıktığında bayağı etkilemişti herkese. O zamandan beri aslında bir pozitif ivmeyle beraber sürekli kendini geliştirmeye devam ediyor. Her mevsim üzerine koymaya devam ediyor. Geçen sene ufak tefek bir performans düşüklüğü yaşadığı zamanlar olmuştu. Ama bu mevsimde de gayet iyi performans sergiliyor ve Nara karşı Renekton oynayacak. Çok kolay bir koridor değil aslında onun için. Ama takım savaşlarına gelindiğinde yani yakın dövüşçü olduğu için Fiverr'ın kompozisyonu menzil sıkıntısı ve ufak tefek menzil sıkıntıları yaşayabilir takım savaşlarında. Renekton'dan da verim almaya çalışacak o yüzden Beşiktaş. Seri maçındasın. Her zamanki gibi TF seçmişsin zaten. Evet. Bakıyorsun şöyle orta koridor orman 2'ye 2'lerine. Senin yanında Nidalee var. Karşında ise Orianna'nın yanında Udyr var. Ne hissediyorsun? Çok hoşuma gitmez açıkçası. Çünkü genelde Nidalee ile beraber oynamayı pek sevmiyorum. Yani ormancımın kitle kontrolü olmaması hoşuma gitmiyor birbirimizi takip etme açısından. Ama Nidalee ile beraber oynadığınızda şöyle bir durum var.
sizin varlığınız Nidalee'yi çok daha agresif oynayabilir bir hale getiriyor. Çünkü Nida karşı ormana girip rakip ormancıyı bulduğu anda hemen ultiyle siz de onun yanında bitip ona destek olabiliyorsunuz. Ama onun dışında 2-2 senaryolarında TF Nidalee aşırı iyi bir ikili değil. Ya tabii bu arada Twisted Fate'in başlatması Nidalee'ni takip etmesi lazım. Zaten diğer türlüsü çok zor. Evet. Nidalee'nin en çok zorlandığı kısım rakibi mızrağın önünde durmaya ikna edebilmek. TF de uzun mesafelerden çok da yani çok sıklıkla zaten sersemletme kullandığı için TF herhangi bir takasla ya bir dakika ormancı mı geliyor acaba ben bir sakin olayım hissiyatı evet. da vermiyor. Sürekli yeteneklerini rotasyonla kullanan bir şampiyon. Scarlet'a da TF anlatmadık demeyiz arkadaşlar. Özür dilerim Scarlet kızmadım. Yok canım ne demek lütfen. Kendisi Scarlet, TF ikisi eş anlamlı olarak kullanılabilecek evet. son dönemde de aynı şekilde sürekli oynamaya devam ediyor. Yalnız ilk ve dakikalarda Vayena... Zor bir koridor. İlk seviyeden itibaren Orianna bu koridoru domine edebiliyor. O saldırı komutunu doğru bir yere, birinci seviyede doğru bir yere yerleştirdiği anda asla açık vermiyor TF'e. Gerçekten kolay bir koridor değil yani Twisted Fate için. Şu ana kadar da Vayena koridorun kontrolünü ele geçirmiş durumda ve çok erken bir ışınlanı rakibinden kapmayı başardı. Hı hı. Tabii Umut eşya sayım çok gözüksün diye rünlerden bir sürü bir şey toparlamış. Minyon uçuran mı istersin? Kronometre mi istersin? Brokoli yalnız ormanda Robin'e yakalanacak. Bir seviye gerisinde olduğunu hatırlatalım. Son anda Puma formunda ileri doğru atılarak kurtulmayı başardı Robin'den. Orta koridorda yalnız öncelik Umut'tayken burada Beşiktaş birazcık daha avantajlı olabilir. Öyle de gözüküyor. Umut yalnız Vayena'yı sersemletti. Andariyel arkadan burada roket atlayışıyla geliyor. Brolya içeri doğru atılıyor. Bineğinden düştü ama ilk kanı veriyor. Brolya'nın verdiği ilk kan sonrası Beşiktaş devam etmek isteyecek mi? Sayı avantajı onlarda ama can avantajı Fivron'inde yine de bu Beşiktaş'ı durduracak gibi değil. Sayı avantajı da burada Yampiri'ye gece aldı Robin son Robin anda. Aldı. Umut kartları çok iyi zamanladı ama Robin şansa bırakmadı işini. Almayı başardı ve bir anda 7000 altın öne fırladı Beşiktaş. O 700'dür ya bu arada 7000 olsa 700 o. 700 özür Umut tekrardan geri dönecek. İkinci defa üstüne dönecek. Vayena çok rahat bir şekilde kule altında minyon biçmeye devam ediyor. Haritada şu anda bir takımda 7000 altın yok Scarlet. Evet. Gerçi Beşiktaş geçti. Şimdi geçti onlar da. Araba minyonu kaçırdı bu arada Vayena. Onun için çok iyi olmadı ama yine de Umut. Yani Vayena rahat bir şekilde üstüne dönmüştü. Umut ikinci defa üstüne dönüyor. Birazcık deneyim konusunda geri düşecek. Ama yine de çok fazla bir şey kaçırmayacak. Ya bir de 3 asistli bir ilk kan Scarlet. Yani ne kadar ufak da olsa etkisi yine de hani asistlerin katkısını da düşünmek evet. lazım. Böyle Juzu'dan müthiş takas. Cevabını hiç görmeden Skewer'a çok ciddi hasar verdi. Bu arada Skewer bu agresifliği sürdürmeye devam ederse Robin'e yem olabilir. Juzu burada sıçrayı kullanacak ve sersemletmeyi tuturur. Skewer'ın da sıçrası var Robin'in yalnız. Robin'in de var. Robin kullanacak mı sıçrayı diye bakıyorum. Gerek bile kalmadı. Gerek bile kalmadı gerçekten de. Solo kill diyebiliriz bu arada buna. Tabii. Yani Robin'in gelip çok yakından izlemesi haricinde bir katkısı olmadı buraya. Aynen öyle. Yani gayet güzel bir skor. Juzu için. Pozisyonu gördüğü anda rakibinin üzerine atladı. Yani Skewer da menzilini koruyamadı. Menzilini koruyamadığı için Renekton Q'sunu yakalandı iki defa. Yani normalde yani yakalanacağınız bir yetenek değil. Menzilinizi koruyabilmeniz gerekiyor. Renekton ezik katiline karşı. Ama onu çok iyi başaramayınca Skewer çok düşük bir can değerinde kaldı o koridorda. Moka'dan bu arada müthiş fıçıydı. Bilmiyorum gördün mü? Üçlü çalıda rakibinin geçişini yaklaşık 4-5 saniye geciktirdi. Ya bunlar çok ufak şeyler bu arada. Bunun sonucunda belki de bir tane minyon kaybetmiştir evet. Andariyel ama böyle ufak tefek şeyler birikince iyi takımları belki de şampiyon takımları yaratıyor. Tabii Beşiktaş tarafının eğer ki bir şampiyonluk iddiası olacaksa geliştirmesi gereken kısımlar var. Yani 13 maçta 5 mağlubiyet aldılar. Orta koridordaki o ilk seviyelerdeki üstünlüğünü pek koruyamadı gibi Vayena. Ama yine de 5 milyon ufak bir üstünlük devam ediyor. Yok bu kule altı denenmez. Olmaz. O yapabilecekleri bir kule altı değil. Yani TF katılsa dahi muhtemelen bir birebir değişim olur orada ama Brokoli ısrarcı TF'i getirecekler mi? Önce bir kayacılarla başlıyor şöyle.
Yalnız tabii Renekton'a kule altı atmanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi minyon dalgasını çok hızlı temizliyor. Evet. Yani siz bir sonraki minyon dalgası gelsin o zaman gireriz dediğiniz anda o minyon dalgası ortadan kalkmış bile olabilir. Mesela 3 tane menzilli minyon var artık yok. Kendi can abuzunu da tabii ultisiyle beraber arttırıyor ama Brokoli'nin aslında derdi başka. Brokoli ejderi kaybettiği için haritanın öbür tarafında bir şeyler elde etmek istiyor ama bu kırmızı güçlendirmeye gecikti. Geciktiğinde onu, fark etti o koyduğu ona yar etmezler o kırmızıyı. Yani öyle bir koştu ki burada Robin ve Juzu. Onun kayacıları bırakıp belki de hemen kırmızıya başlaması gerekiyordu. Kayacıları da alayım belki sonra kırmızıyı da alırım deyince olmadı yani o iş. O iş yalan oldu birazcık. Yalnız 700 altınlık fark tabii ejderin altın getirisinin çok fazla olmaması, orman kamplarının çok daha fazla olması sebebiyle şu anda kapandı. 200 altına kadar düştü. En azından Brokoli rakibinin ejder hamlesine böyle bir cevap veriyor. Yalnız dağ ya da alev ruhu göreceğiz. Dolayısıyla erkenden ejder biriktirmenin de avantajlı olabileceği bir karşılaşma olabilir. Moka'nın bu arada fıçısı tuttu. Andariyel'e de işlik topu tutuyor ve Alive'in 6. seviye olduğunu hatırlatalım. Burada tetiği çekmek istemedi. Nehir tarafında çünkü hiç görüşleri yok. Brokoli bu arada alamete başlıyor. Bakalım Robin hızlı bir şekilde alamete doğru gitmeyi tercih edebilir. Oysa ben ejder aldım, sen benim ormanımı aldın. O zaman sen alameti alıyorsan ben de senin ormanını alacağım evet. diyor. İki ormancı da haritanın ters taraflarında karşılıklı hamleler yapıyorlar. Bir yandan da tabii çizme tercihine değinmek istiyorum. Vayna, Merkür'ün adımlarını almış. Oyuncuların bu aralar çok popüler ve bir yandan da kuvvetli diye gözlerini kapatıp Ionia çizmelerini aldığını görüyoruz. Vayna o yanlışı yapmamış. Karşısında çünkü Twisted Fate var ve Rel var. Uder'in de mesela benzer bir tercih yapmasını bekliyorum ben. Yani bu kadar kitle kontrole karşı, önemli kitle kontrole, sert kitle kontrole karşı mutlaka Merkür'ün adımlarını almaları gerekiyor Udir ve Orianna'nın. Üst koridorda bu arada kolay bir koridor olmayacak dedin sen. Ve Juzu birebir de skor almış olmasına rağmen Skewer'dan minyon sayısının 25 minyon geride. Dolayısıyla altın anlamında rakibinin gerisinde kalmış evet. durumda. Yani telafi etmeye yetmiyor aldığı skor minyon farkını. Skewer'da şu ana kadar Nar'ın avantajını yeterince iyi kullanmış gibi gözüküyor. Yani şöyle bir durum da var tabii onu da düşünmek gerekiyor. Şimdi o skoru vermemiş olsa kim bilir Skewer ne kadar önde olacaktı. Ondan da bahsetmek lazım tabii ki. O skoru verdiği için belki de Juzu biraz daha koridorda tutunabilir vaziyette. Altın farkı öyle aşırı miktarda açılmış değil. Seviye de aynı şekilde. Orada hep buza gidiyor Twisted Fate. Hep buzdan sonra yani Lich Puan aldığını görüyoruz. Oyuncuların Lich Puan tercih ediliyor. Eğer isterse bombardıman topuna gidebilir. Orianna'yı yakalamak istiyorsa veya genel olarak rakibini yakalamak istiyorsa. Ya Scarlet, savaş başlangıcına baktığım zaman Rel haricinde net bir savaş başlangıcı yok burada Fiveron'un. Ki Rel'in de kombosu çoğu zaman önceden görülebilen ve reaksiyon verilebilen bir kombo. Dolayısıyla belki bir bombardıman topu bu noktada o savaşların başlatılmasını sağlayabilir. Sonuçta Nidalee'de de belli bir belli miktar büyü hasar var. Yani büyü hasar eksikliği pek çekmeyeceklerdir o eşya tercihi yüzünden. Dediğin gibi yani hep buz artı bombardıman gayet geçerli bir tercih. Ya bir de hep buzla bombardımanın da güzel bir interaksiyonu da var. Yani çok uzun mesafeden rakibi sarı kartla sersemlettiğiniz anda hep buzla beraber bir kez daha sersemletebiliyorsunuz. Evet. Bir önceki maçta da bahsetmiştik bundan aslında. Azıcık yaklaşmanız gerekiyor sadece. Hep buzun çünkü menzili aşırı uzun değil. Bombardımandan daha çok daha kısa. Daha kısa. Şey de güzel bu arada yani sersemletmesine gerek yok. Direkt içeri girmeye çalışan bir Udir ve Renekton'u da yavaşlatabilir. Bakalım ne yöne doğru gidecek. Orianna da kayıp cildini almış bu arada. Mesela Vayana da şey almamalı. Karşıda iki tane büyü hasar var diye. Bence yeşil bariyer almamalı erkenden. Onun da ilk eşyasını hızlı bir şekilde tamamlaması gerekiyor. İlk eşyasını tamamladıktan sonra belki tercih edebilir. Ama Banshee'yi, yani bir Twisted Fate olarak rakibin üzerindeki Banshee'yi kırmak da çok basit. Kart attığınız zaman kart havadayken ultiye basıyorsunuz, Banshee kırılıyor ve yine o kartı attığınız kartı yiyor rakibiniz. O yüzden Vayna, yani bence tercih bile etmeyebilir. Gerek yok şey tercihine, Banshee tercihine.
Bakalım o ne yöne doğru gitmek isteyecek. 12. dakikadayız. Üst koridorda çıkan aksiyon ve şimdi üst koridorda bir aksiyon daha mı çıkacak? Brokoli'den bu arada alameti aktifleştirdiğini görüyoruz üst tarafta. Şimdi Juzu hızlı şekilde kuleyi temizlemeye çalışıyor ya. Twisted Fate gelecek buraya. Arkanız sahip açık kaçacak. Olmasına rağmen kurtulmasının imkanı yok buradan. 4 kişilik bir ekiple beraber burada skoru alıyorlar. Robin de karşılığında takımına ikinci ejderini kazandırdı ama Five Rune'un adına önemli bir hamle. İlk kuleyi almayı başardılar yukarıdan. Nar'ın üstünlüğüne üstünlük kattılar. Evet. Bir anda 4 kişi oraya toplanınca diğer Renekton yapabileceği bir şey kalmadı. Takım arkadaşları bakalım haritanın öbür tarafında neler yapabilecek? Barikat alabiliyorlar. Yani bir ejder artı 3 barikatla bu arada çok kötü bir takastı Scarlet evet. Bir yandan. Bir yandan da çünkü üst koridora alametin açıldığını da belirtmek lazım. Aksi takdirde kulenin alınması o kadar kolay olmazdı. Burada yalnız Alive'la Mokka'ya ne kadar hızlı cevap verebilecek Five Run'in? Tristana ve Rell koşar adımlarla geliyor buraya. Onlar da o barikatı alıp herhalde bırakırlar diye düşünüyorum. Evet, barikatı alıp bıraktılar. Bir nişancıların altınlarını görme imkanımız olur mu sevgili reji? 5000 altın. Aa, Vayne'a geleceğin pazarı girmiş. Vayne'a borca dünlerden. Girmiş evet. Aha. Geleceğin pazarından. 5000 altın. Kaysa 4000 altın Tristana ve şimdi o üstünlüğü artırma imkanları olabilir. Patlayan fıçı çok istediği gibi gelmedi. Brolia'nın ileri atılması orada birazcık bozdu dengesini. Mokka'nın ve sonuçta buradan skor sesi çıkmıyor. Ama Andrea Şifa'yı kullanmak zorunda kaldı orada Rel'i çıkartabilmek için. Bu arada Robin çok kuvvetli. Yani Robin ormanı inanılmaz hızlı döndü. İlk eşyasını turbo kimyasal tankı bitirmiş. Umut'un sıçrasını alıyor bu arada Vayna. Ulti tehdidi. Aha. Umut'u burada daha fazlasını... Bu arada ormanda da görmüştü Robin'i. Evet. Dolayısıyla bu ultinin Robin'e pozisyon hazırlama amacıyla atılmış olduğundan şüphelendi. Sonuçta orta koridorda Vayna bir avantaj daha kazanmış oluyor ve Beşiktaş çok geçmeden onlar da ilk kulelerini aldılar. Ve 14. dakika barikatlarda düşmedi herhalde son vuruşu gerçekleştirdi Alive orada. Güzel bir polka melodisiyle Oktoberfest Gragas uzaklaşıyor, geriye doğru dönüyor. Şimdi Renekton'a bir oyun daha yapar mıydın? Gerek yok. Ya zaten bayağı evet. Hani timsahı ehlileştirdiler şu ana kadar. Çok yani çok böyle rahat açık bir pencere bulursan belki ama kaynak harcamaya gerek yok. Yolun üstünde görürsen belki gidersin yani. Arabayı üzerine kırarsın ama gerek yok. onun dışında bence ben de deneyeceklerini zannetmiyorum. Bakalım üst koridor arasında zaten bir seviye fark oluşmuş. Yani 150'ye 100. Aha. Bu arada maç boyunca altın farkı da ekranlarınızda. Bir noktada Beşiktaş Vin'in çok az üzerine çıkartmayı başarmıştı. Bu sefer yalnız sıçrası yok Umut'un. Tabi Vayna'nın şok dalgası şu anda görece daha az hasar veriyor. Evet. Gerçi bir de infilak deneyi var. Oradan gelen yetenek gücüyle de beraber az da olsa bir şeyler vurdu Umut'a. Yalnız şimdi alamette bir 5'e 5 görme ihtimalimiz olabilir. Bu oyunun ilk 5'e 5'i olacaktır. Kaysa yaklaşıyor. Renekton çok uzakta. Juz buraya yetişmek istiyorsa ışınlanını kullanmak zorunda kalabilir. Alameti ama hızlı şekilde aldı Five Run'in ve savaş güzel başlatan ulti. Broly oldu burada. TF'de ultisini kullanıyor. Robin herkesin ortasında güzel bir mızrak Vayana'ya. Robin sıçrayı kullanarak uzaklaşmak zorunda kaldı. Uzaklaşabilecek mi peki asıl soru? Hayır! Robin'in arkasına ultiyle gelen Umut da o skorun takımında kalmasını sağlıyor. Umut da skor tabelasının adını yazdırmış oldu böylelikle. Five Run'den çok güzel oyun. Önce alamet, sonra skor. Five Run'den güzel oyun. Bir yandan da Robin'in çizmesini bitirmemiş olması. Onun canını bayağı sıktı. Yeni tamamlayabildi çizmeyi. Altın vardı ama geri dönmemişti o. Harcamamıştı o altını. Twisted Fate sersemletmesinin bütün süresiyle, yani bütün süreyle o sersemletmeyi yiyince Tristana da takip etti. Üzerine TF de tekrardan ikinci rotasyonuyla takip etti onu. Altın farkı ama altın farkı yok şu anda. Hatta Five Run'in yani 800 gerçi şu dakika için herhangi bir önem arz evet. Etmiyor. Eşyalara bakalım, güç patlamalarına bakalım. Kaysa Kraken'ını almış. Diğer ya. Tarafta Tristana henüz ihtişamlı eşyasına ulaşabilmiş değil derken o da Kraken katilini tamamladı. Orianna da kayıp cildini Luden'e çeviriyor. İki tarafta da tabii farklı şampiyonlar kuvvetli. Bir yerde yani Five Run'un tarafında TF kuvvetli.
TF önde. Nar bayağı önde. Nar'ın önde olduğundan zaten bahsetmiştik. Diğer tarafta çaktırmadan güçlenen bir ally var. Çok kuvvetli hale gelen bir ally var. Ve hala iyi durumda olan bir Udyr var, Robin var. Ve bu ejder de artık Fyfron'in rakibine bırakamayacağının farkında. Ve ilk pozisyon alan tarafta onlar oldu. Önce rakibinin görüşünü temizlediler geri. Ama Beşiktaş'ta 3. ejderi o kadar kolay bırakmayacak. Burada da bir takım savaşı bekleyebiliriz. Bu arada Juzu'dan ışınlan geliyor orta koridora. Brokoli'nin sıçrasını aldılar. Yani Nidalee'nin bu arada o ejderi çalabilmesi için sıçrası büyük bir avantaj yaratırdı ona. Şimdi bir %50-%50 birazcık daha isteyerek gerçekleştirebilir burada Beşiktaş. Orta koridorda bu arada Brolya, Ikatya yayılımından inanılmaz bir hasar aldı. TF'den gelen ulti. Beşiktaş bakalım şimdi TF ultisi bitene kadar birazcık daha sakin hamleler yapacak gibi gözüküyor. Orta koridorda baskı noktası oluşturmak için kullanılan alamette kafaya atmayı başardı ve ejderi hala başlamadığını belirtelim Fyfron'un. Dolayısıyla alamet kullanımı bekledikleri kadar verimli olmadı. Brolya şimdi görüş bitkisiyle beraber herkesi yüksek kalitede görme fırsatı yakaladı. Mokka, Eli, Vayana hepsinin side orada. Yalnız ejder bölgesinden yavaş yavaş süpürülüyor burada Fyfron'un. Şimdi yalnız Beşiktaş acaba bu ejderi bırakmaya mı karar verdi? Eğer ki oynayacaklarsa Juzun'un acele etmesi lazım. 3000 can, 2000 can. Çok geç kaldılar, bu ejderi kaybettiler. Sonrasında bir savaş isteyecekler mi sorusunun cevabını merak ediyoruz. Eli'nin pozisyonu çok kötü. Eli arka tarafta ultiye de yakalandı. Eli yalnız sıçrasını kullanarak oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Ultiyi de kullandı. Epuz geldi bu arada Yumut'tan. O Epuz'dan çok ciddi verim aldılar. Yalnız destekler karşılıklı olarak değişir. Düzeltiyorum. Robin düşmüş bu arada Beşiktaş tarafında. Brokoli. Orman yok. Brokoli içeri girdi. Çıldırmış olmalı. Brokoli skor çıkarttı ama kendi canından doldu. Umut'la Andariel mükemmel takip ediyor burayı. Atlarlar. Skewer'ın canında çok çok az. Umut'tan sıçra sarı kart. Elive'de alacaklar. Mokka'yı da takip etmek artık. Çocuk oyuncağı. Katliam geldi burada. Fyfron'in tarafı. Önce ejderi aldılar, sonra takım savaşını o kadar güzel oynadılar ki ama aslan payı burada Umut'un bence. Umut çok güzel TF oynadı. Yani gerçekten inanılmaz bir takım savaşı çıkardı. Hep Buz'la beraber tam o bahsettiğimiz hedeflerin ikisini birden yakaladı ilk kullandığı Hep Buz'la. Robin ve Juzu'yu yakaladı. Bütün kartlarını, bütün rotasyonlarını, yetenek rotasyonlarını doğru hedeflere kullandı. Hasar vermek için agresifleşti. Alive'ın üzerine atladı. Gerçekten müthiş bir takım savaşıydı Umut için. Scarlet'tan onay damgasını aldı Umut'un bu TF performansı. Öyle. Tam puan ya Umut'a. Gerçekten ya, hakikaten müthiş oynadı. Hep Buz'la iki hedefi birden yakalıyor burada. Doğrusuna odaklanıyor, sonra Udyr'i düşürmeyi başarıyor. Burada mesafesini gayet güzel koruyor. Renekton'la arasındaki mesafeyi açıyor. Brokoli'ye de bu arada bir parantez açalım. Brokoli de takım savaşında çok iyi kaos yaratmış. Sıçrayla agresif bir oyun. Andariel'in aslında roket atlayışını Mokka vücut darbesiyle elinden geldiğince durdurmaya çalışmış ama tek başına bir destek olarak yapabileceği şeyler de tabii ki sınırlı. Öte yandan bu takım savaşında Alive'ın pozisyonu da birazcık soru işaretiydi Scarlet'e. Yani nardan kurtulabilmek için ulti ve sıçra kullanmak ve arındır kullanmak evet, zorunda evet. Kaldı ve kurtulamadı da. Yani narın ultisiyle duvara vurulduktan sonra bu arada bir ulti daha geliyor TF'den. TF gaza bastı, Epuz'u da kullandı. Juzu müebbet hapse mahkum edildi. Hakimi vurdu Umut. Arka arkaya kitle kontrolleri ve Fyfron'in maçın kontrolünü tamamen ele geçiriyor. Ve bu kadar ileri çıkmışken, bu kadar iyi bir artık o alana girmişken Umut'u durdurmak nasıl mümkün olur? Değil şu an, mümkün değil. Kimsenin yakalanmasına izin vermeyecek. Yakaladığının da kaçmasına izin vermeyecek kesinlikle. Ya bakalım, belki şu noktadan itibaren mesela Juzu da çizmelerini değiştirmeyi düşünebilir. Ayrı kittirmeye gittiği zaman, farklı bir koridora gittiği zaman tabii ki Nar'la karşılaşıyor. Ama iş takım savaşlarına geldiği zaman kitle kontrolden çıkamıyor. Yeteneklerini kullanamıyor. Scarlet bütün eşyalarını aldı da bir tek çizmeyi değiştirmesi kaldı. Ya yani onda da haklısın. Sanki bedavaymış gibi anlatıyorsun bir de. Şimdi Umut'u durdurmak adına bu arada bir plan vardır Robin'le Mokka'nın kafasında ama Umut bakalım orada güvenli mi oynayacak. Real de çok uzakta değil. Bu arada ikinci çalıda da Kaysa bekliyor. Evet. Gözlerine kestirdiler Umut'u burada. Şimdi Eli minyonları biçmeye başladı. Ve 22. dakikadayız. Fyfron'in geçtiğimiz sene de mucize koşuyu denemişlerdi Scarlet. Ve yani TBP'ye kadar götüren bir maceraya dönüşmüştü bu onları. Şimdi ise önlerinde çok daha zor bir görev var. Bakalım başarabilecekler mi Beşiktaş karşısında? Ligde 3. sırayı paylaşan bir takım karşısında böyle bir galibiyet müthiş bir başlangıç olur onlar adına. Bu arada ikili averajı da
eşitlemiş olacak eğer ki Five Run'ın bu karşılaşmayı alırsa. Ligin ilk yarısındaki maçı Beşiktaş almıştı. Her ne kadar takımların galibiyet sayısında eşit olması çok yüksek olasılık olarak gözükmese de maçlar Nexus yıkılmadan kazanılıyor. Hep söylüyoruz bunu. Ve Five Run'ın şansı hala devam ediyor. Diğer tarafta şu anda maçta geride olan Beşiktaş'ın çıkış yollarından bir tanesi Cuzu'yu saklamak ve güzel ona güzel bir ışınlan kullandırtmak olabilir. Etki yaratır mı Scarlet? Yani olabilir. Yani çok geride değil mi? Geride ama belki Gragas ultisinin takibiyle beraber, kullandığı sersemletmeyi takip eden bir Kai'Sa ile beraber birini tekleyebilir. Hani Andariel, Umut bir ihtimal. Bakalım fark yaratabilecek mi Cuzu? Takımın iyi oyuncuların olduğunu söylemiştik bu arada. Harita maviye boyanmış. Her tarafta Five Run'in görüşü. Yani Baron bölgesine Five Run'in haberi olmadan yaklaşmasının imkanı yok bu noktada evet. Beşiktaş'ın. 26 saniye sonra Alevejleri bir kez daha vadiye inecek. Tabii Alevejleri'nin de hem Nidalee'ye hem Twisted Fate'e hem Tristana'ya çok ciddi faydası olduğunu aynı şekilde Alev ruhunun da belirtmek lazım ve yani burada nispeten bir dürtme kompozisyonu da var bu arada Scarlet. Bakma evet. Sen yani mızraklar var, Twisted Fate'in kartları var. Şeyi de merak ediyorum, acaba Mejai alır mı? Mejai almak için fena bir maç değil çünkü. Dediğim gibi bir ışınlan kullanılmadığı durumda Twisted Fate'i tehdit edebilecek kimse yok. Udyr koştursa, Renekton koştursa gayet rahat reaksiyon verebiliyor Tiep. Üzerinde bir kronometre de var. Hep buzu da defansif kullanabiliyor. Kendini koruyabilecek bu kadar kaynağı varken Mejai riskini bence alabilir. Bakalım 9 yükte kara mührü. Mejai'ye doğru ilerleyecek mi? Tabii Beşiktaş bu arada ikinci alevecilerini almayı başardı. Karşılığında Baron bölgesinde sağladığı görüşün bir kısmını temizleme fırsatı buldu Beşiktaş ama tabii ki bu Beşiktaş'ın aleyhine olan bir takas. Fyfron'in ikinci alevecileriyle beraber daha büyük bir tehdide dönüşmeye başlıyor. Ve bir yandan da Tristana'nın da yavaş yavaş güçlenmeye devam ettiğini de söylemek gerekiyor. Kraken katilinin hemen ardından hayalet dansçısını da almış. Evet şu anda Kai'Sa'nın gerisinde, halen Kai'Sa'nın gerisinde ama takım savaşında onun bu eksikliğini telafi edebilecek şampiyonlar var Nar ve TF gibi. Evet yani Kai'Sa'ya da hakikaten büyük iş düşüyor. Yani hem kendisini koruması gerekecek hem olur da bir fırsat bulabilirse rakiplerin üzerine de atlaması lazım. Yani o Umut'u dümdüz oynayarak yakalayamazsınız o TF'i. İlla ki bir sürpriz yapmanız lazım. Bir şekilde o TF'in Tristan'ın pozisyonunun bozulması lazım. Hani Rel'i öldürelim, Nar'ı öldürelim sonra bir şekilde onları da yakalarız gibi seçenek pek mümkün değil onlar için. En kolay hedef şey gibi duruyor, Brokoli gibi duruyor. Brokoli'nde hemen tabii Zonya'sına bakıyoruz Scarlet. Yakalasanız bile anında düşüremediğiniz sürece takımına 2,5 saniye kazandırabilecek durumda. Mavi'yi kendine alacak gibi gözüküyor. Brokoli burada. Umut'un tabii mana ihtiyacı. Diğer orta koridor şampiyonlarına kıyasla çok daha az ama olsa da hayır demez bir yandan da rakibinin mavisi varken. Fyfron'in karşılaşmanın kontrolünü artık %80 oranında ele geçirdi demek yanlış olmaz. Beşiktaş cevap bulamıyor. Yalnız şimdi kırmızı kart geldi bu arada Cuzu'ya. Hep buz yalnız yerine sabitlemeyi başardı. Şimdi sahip de açık arkaya doğru uzaklaşıyor. Sarı kart. Şu anda atabileceği kimse yok gibi gözüküyor. Şimdi yalnız Robin savaşı geri döndürmeye çalışacak. Skewer mega olamadan düşer mi? Sıçraya atmak zorunda kaldı oradan Ar. Aksi takdirde patlayan fıçı onu çok kötü bir yere yollayacaktı. Vayne yalnız bütün bu süreyi en iyi kullanan Beşiktaş oyuncusu kesinlikle. Daha doğrusu diğer takım arkadaşları alt koridorda dikkat dağıtırken o üst koridor kulesine vurmaya başlamıştı ama rakiplerini görememeye başlayınca tabii. Vayne hemen oradan uzaklaşıyor. Işınlan geliyor şimdi ters tarafa doğru. Umut'un ve Skewer'ın oraya beraberce ışınlan attığını gördük. Olası bir Baron oyunundan şüphe etti Five Run'un ama bu iki ışınlan boşa gitti. En azından biri dizginsiz büyük kitabıyla gelmiş. Tamam ama Umut bu arada üstte gidecek. Vayne'nin üzerine doğru gidiyor dediğin gibi. Hep buzu da kullandı. Yine müebbet. Bu sefer yalnız kendi ultisini Vayne kullanma fırsatı buldu. Skewer'ın binasından da sıçrayı kullanarak uzaklaştı. Oyuncular biraz... Yani nasıl desem fazla güvenli. Fazla mı heyecanlı? Yani çok erken kullanıyorlar sanki sıçraları. Yok fazla güvenli oynuyorlar. Hı-hı. Yalnız şöyle düşün Scarlet.
Artık ligde bak, hep söylüyorum bunu ben. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta güzeldir, kolaydır. Bilmediğin komp alırsın, şampiyon olursun ama yedinci haftadayız. Evet. Bu maçla beraber sadece beş maç kaldı fikstürde. Ve mevsim finali, evet Beşiktaş yüksek ihtimalle mevsim finaline kalacak gibi gözüküyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa ama Fyfron'un için tamam ya da devam bu. Dolayısıyla yani keşke o sıçrayı atsaydım da mevsim finaline çıkabilseydik dememen gerekir. Dememen gerekir ama yani en nihayetinde o sıçrayı orada kullandığın için 5 dakika boyunca sıçran da olmayacak. Şimdi bir sonraki takım savaşında Vayna kurtulabileceği bir pozisyonda düşerse bu sefer de şeyi düşünecek. Keşke atmasaydım. Önce yani onların attığı Q'ya atmasaydım ya sıçrayı, orada kaçardım, takım arkadaşlarım da yanımdaydı diye düşünecek belki de. Bakalım. Scarlet Espor'un en güzel yanı. Belli miktarda risk var ve belli ödüller aynen var. Bakalım ödüle kim ulaşacak? Umut Sonyas'ını tamamladı bu arada. Hala 9 yükte Karamührü. Bundan bir sonraki büyük temasın da Alevecileri tarafında gerçekleşme ihtimali var. Yalnız elinde Kraken'a olan bir Kaysa varken Beşiktaş'ın çok rahatça Ejder'i rakibe bırakıp Baron takaslama ihtimali var. Evet. Dolayısıyla Fyfron'un buradaki kurulumu çok iyi yapması lazım. Yani Baron'u mutlaka görmeleri gerekiyor. Gerekirse Brokoli'yi tek başına Ejder'e bırakıp diğer takım arkadaşlarının alan yaratması gerekiyor Brokoli'ye. Tabii Ejder öncesinde de en önemli unsur ne? Orta koridor önceliği. Yalnız alt koridordan, Skewer'dan çok önemli bir hamle. Buna cevap vermezse Beşiktaş bedavadan Imtürk Kulesi verecek. Onlar da hani rakibimiz Ejder'e gidecek. Biz de madem Baron'a gidelim. Burada bir savaş zorlayalım, Ejder'i bedavaya kaptırmayalım diye düşünüyorum. Bu zorlama bir oyun Scarlet, bu öyle zorlama bir oyun. Yani alt taraftan gelen minyon dalgası hızla büyüyor. Mokka'nın da pozisyonu açığa çıktı. Ejder'e devam edilmediği de ortada. Işık topu Skewer'a isabet ediyor ama devam edecek herhangi bir şansı yok Beşiktaş'ın. Ya bir yandan da dedik dürtme kompozisyonu diye Cuzu'nun başına gelene bak. Evet, mantıksız değil aslında. Hani alt koridorda kule zaten orayı tutar. Biz rakibimiz her ejder denediğinde Baron'a girelim ki onlar da buradan uzaklaşamasınlar düşüncesiyle oynuyorlar. Ama yani Fyfron'un kuvvetli. Tek başına bir kişinin ejdere gitmesi yeterli. Underyel'de Umut'un yardımıyla diyelim. Ben buradayım, ben yardım ediyorum diyerek. Ejder'i üçlemeyi başardı burada. Tabii Fyfron'un tarafında söylemiştik. %4'lük saldırı ve yetenek gücü artışından çok memnun olan şampiyonlar var. Gece tırpanı olan bir Nidalee çok hoşuna gidecektir evet diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde her saldırı gücü taşıyıcısının rüyası. Keşke başka hiç ejder çıkmasa derler saldırı gücü taşıyıcıları. Gerçi bazen burada daha çıkmasını istiyorsun. Yani daha iki tane suikastçı oluyor. Her gördüklerinde patlatıyorlar seni ama bu oyun özelinde öyle bir risk de yok. Ve yarım saatlik bölüm. Takımların karşılıklı ama Fyfron'un daha başarılı hamleleriyle geçti. Bakalım karşılaşmanın geri kalanı nasıl şekillenecek? Tabii Beşiktaş tarafında oyun sonu kontrol edilemez bir güce ulaşacak kimler var diye baktığımızda Kaysa oldukça kuvvetlenecek. Orion da yine bir tehdide dönüşebilir. Ama Udir'in belli bir süre sonra koş dışında da pek bir şans kalmıyor. Yani Robin'in oyun başında yakaladığı o müthiş üstünlük karşılaşmanın ilerleyen dönemlerinde bir avantaja dönmeyebilir. Ya Udir... Nasıl desem, çok sinir bozucu bir tank aslında. Üzerinde çok fazla yetenek tutabiliyor. Diyorsunuz ki biz Singed gibi aslında. Hani yakalarız ya, düşürürüz, yaparız. Hani bir iki tane daha yetenek tutsa, bir iki tane daha otomatik saldırı isabet ettirsek düşürürüz diye düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Udir hareket hızıyla beraber hem takım savaşlarında bayağı kaos yaratıyor. Hasar da fena değil aslında. Ne güzel totemler. Totemlerin ikisi de farklı görünüşe sahip olunca güzel gözüktü. Sanki evet, her ikisi aynı işe yaramıyormuş gibi bir hissiyat yarattı bende. Orta koridorda Beşiktaş şimdi uzun süre sonra rakibinin yarı sahasına geçtiği bir oyun yapma telaşında. Tabii Vayana tek başına topuyla beraber o alanı çok güzel kontrol edebilir ama takım arkadaşları şöyle bir en azından ormanın içine bakmak istiyorlar. Ne durumdalar, kimle oyun yapıyor, hangi kamplar ayakta? O Umut bombardımana gidiyor bu orada. Güzel. Ya tabii araya Lichman sıkıştırmak durumunda kaldı ama sonrasında Zonya'dan da sonra artık bombardıman topu. Hali hazırda iyi oynadığı TF'in potansiyelini ikiye katlıyor. Aynen öyle. Tam hani oyun kazandıran eşya ya bombardıman topu. Oyun bitiren eşya. Tabii bombardımanın cevaplarına da bakalım. Scarlet sadece ona bakmak olmaz. Arındır var Alive'ın. Az önceki takım savaşında pek istediği gibi kullanamamıştı. Onun dışında da yani kronometre
Barı Orihan'la da ama onun dışında aktif bir cevap yok. Yaz Beşiktaş orta koridor kulesini rahatlıkla aldı. Skiver'ın alt tarafta olduğu bu pencereyi iyi değerlendirdiler. Evet. Ve altın farkını 3500'e indirdiler. Dakikalar ilerledikçe tabi anlamı azalıyor altın farkının. Hala ya Beşiktaş'ın şansı var bu arada. Öyle çok ufak bir şans da değil. Yani hala birini yakaladıkları anda Orihan ultisiyle, Kaysa takibiyle kesebilecek durumdalar. Twisted Fate şu anda olan bitenin farkında. İçeri totemde bırakıldı ama devam ediyor. Çok da hızlı devam etmiyor. Hatta Alive'ın bir iki tane otomatik saldırı yapmadığını gördük. Beklemek istiyorlar Twisted Fate ultisinin geçmesini. Şimdi yalnız savaş başlatmaya karar verdiler. Broly'e yakalanacak. Patlayan fıçı da güzel geldi. Rel yalnız kendi kombosunu yapabildi. İşte bunu yaptıktan sonra Rel'i almanın çok bir anlamı yok ama Orianna'dan güzel ulti geliyor. Juzu'nun başı dertte. Juzu'yu düşürebilecekler mi? Roket atlaşı sıçrağında Rel orada skoru alıyor. Robin skorunu da almayı başaracak. Ardından katliamı da tamamlayan kendisi oluyor. 33. dakikada maçı bitirmeye mi gidiyorlar? Maçı bitirebilirler şu anda. Tristana tam bir kule katili zaten. TF'in üzerinde de Lich Buan var. Çok fazla hasar alacak o kuleler. Tahribat Rünü de devreye girince Five Ronin ligdeki 5. galibiyetine doğru koşar adımlarla gitmeye başladı. Skor tabelasına aldanmayın. Bu maçın MVP'si bence net Umut. Kesinlikle. Çok temiz bir Twisted Fate oyunu oynadı. Az önceki takım savaşında da hani real bir şey kullanamadan düşürürüz belki.